Değerli dostlarım, bu videomuzu sahil gezintisi, burası Bandırma, Bandırma sahili bilmeyenler için bisikletle gezi yaptığımızda kayıt aldığımız görüntüler eşliğinde bu sefer sizlere ulaşıyorum. Gözünüz gönlünüz açılsın, gerçekten Bandırma'mızın sahili de çok güzeldir. Bütün ülkemizin şehirleri gibi Bandırma da çok güzel bir şehrimiz, aynı zamanda benim memleketim. Bugün Mart'ın son günü, yarın Allah nasip ederse 1 Nisan, artık bahar ayları iyice yaklaşıyor. Haliyle 14 Mayıs'taki seçim de yaklaşıyor. Tabii bizim seçimle alakamız normalde vatandaş olarak oy atacağımız, işte ülkemizin yönetimini belirleyeceğimiz için zaten vatandaş olarak önemli. Ama bizim ayrıyeten başka bir beklentimiz daha var bu tarihe kadar. Bu emeklilikle ilgili uğradığımız bir mağduriyet var. Bununla ilgili de bir gelişme bekliyoruz. Onu istiyoruz. Onun için çabalıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu geçen sürede herhangi bir müjde alamadık. Herhangi bir şekilde açıklama dahi alamadık. Ama zannetmeyin ki bu böyle gidecek. Ümitsizliğe düşmeyelim. AK Parti taş parti değil. Böyle bir haksızlığın arkasında duracak bir zihniyette olsaydı bu kadar yıl başımızda olmazdı. Mutlaka bu iş değişecek. Çünkü bu haksızlığın arkasında kimse duramaz. Bak, bir derneğimizin hazırladığı videoyu izliyorum. Arkadaşlarımız söylüyor. Gerçekten hayretler içinde izliyoruz. Yani karşı karşıya kalınan adaletsizlik, eşitsizlik karşısında bunu hiç kimsenin savunması, hiç kimsenin arkasında durması mümkün değil böyle bir şeyin. Bakma şimdi, Vedat Bilgin Bakanımız kayıtsız gibi duruyor. Onlar her şeyi not ediyorlar. Buna adım gibi eminim. Çünkü yani bir adaletsizliği giderdik bitti diye bir durum yok. Düşünürseniz 99 tarihinde mevcut olanlara da birdenbire 17 yıl atıyorlar emeklilik tarihi. Mevcut olanları katıyorlar. Bu onlar adına bir haksızlık. Hadi diyelim onların işini şimdi hallettiler, EYT'lerin. Peki diğerleri hak mı oldu şimdi? Yani birdenbire keskin bir çizgiyle hiç 17 yıl ileri atılır mı? Hiç bunu düzenleyenlerde vicdan, insaf yok mu? Ben ona hayret ediyorum. Ne kadar çaresiz olursa bu çalışanlar mı batırdı bu ülkeyi? Yani o zamanlar bir çare arıyorsun. Bu çalışandan sırtından mı bu çareyi bulacaksın? Bu kadar insafsızlık olamaz. Ve AK Parti dediğim gibi taş parti değil, böylesine adaletsizlik içeren bir duruma, böylesine umutları kanatan duruma yaslanıp da biz gerekeni yaptık, şu an düzeltilecek bir şey yok diyemez. Kimse böyle büyük bir haksızlığın arkasında duramaz. Değerli dostlarım, benim beklentim seçime doğru, yani seçime iyice yaklaşıncaya kadar bizlerin tepkisini, bizlerin gücünü ölçecek hükümet. Ki Fatih Erbakan'la görüşmesi bile öyle oldu. Şöyle bir imza toplayabiliyor mu, toplayamıyor mu? Fatih Erbakan'daki o arkasındaki desteği görünce uzlaşmanın daha mantıklı olacağını düşündüler AK Partililer. Ve onunla görüşerek kendi ittifaklarına aldılar. Aynı şekilde bizim durumları da inceliyorlar. Benim tahmin ettiğim son anda bizlerle ilgili bir düzenleme yapacak. Yani düzenleme yapamazlar artık da, vakit geçti. En azından seçimden sonrası için bizlerin gönlünü hoş edecekleri bir müjde vereceklerine inanıyorum. Ve müjdeyi son ana bırakıyorlar ki herhangi bir şekilde yıpratılmasın, muhalefetçe tadı kaçırılmasın. Ve bizler de milyonlar olarak seçime gidelim. Bu sevinçle, bu mutlulukla oyları patlatalım. Ve AK Parti zafer kazansın. İşte bu taktiği güttüklerini düşünüyorum. Yani bizi iyice ümitsizliğe, umutsuzluğa düşürüp, yani aslında düşürme maksatları yok da bekledikleri için biz düşüyoruz otomatikman. Ve son anda böyle bir büyük sevince sebep olarak kitleleri kendi lehine oy vermelerini sağlamak. Tabii ne olursa olsun bizlerin hüznü üzerinden böyle bir şeyler yapılmasa çok iyi olur, ama ben böyle bir şey olsa bile inanın razıyım. Yeter ki şu adaletsizlik çözülsün. Yeter ki bu insanların
umutsuzluğu bitsin. Çünkü AK Parti kendisine AKP denmesini istemiyor. Öylesine AK Parti ismine alışmış ki ismin açılımını gözünden kaçırıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani adalet. Yani bir parti isminde düşünün birçok isim olabilir ama adaleti koymuşlar. Ve şu anda böylesine insafsız bir durumu, vicdansızlık içeren bir durumu adaletle bağdaştırmak mümkün değil. Bunu mutlaka düzeltilecek. AK Parti'nin isminin açılımına da uygun davranacağını düşünüyorum ben. Bir kanun yapılırken hukuka uygun olabilir ki bu hukuka da uygundur. Eşitsizlik ilkesine bir defa uygun değil. Vicdani de olması lazım. Eğer bir kanun insanları bu kadar böyle üzüyorsa, perişan ediyorsa, toplumu ikiye ayırıyorsa sosyal manada, eşitsizlikler ortaya çıkartıyorsa, insanları mutsuz ediyorsa, huzursuz ediyorsa, burada bu hukukun da adalete dayanıyor mu, dayanmıyor mu onu incelemek lazım. Çünkü hukuk eşittir, adalet değil. Hukuku siz günlük şartları uydurabilirsiniz ama adalet bambaşka bir şey. Adalet, adil olmak, eşit olmaktır. Kimsenin hakkının yenmemesidir. Değerli dostlarım, dediğim gibi bu konuda ben AK Parti'den bir beklenti içerisindeyim son anda. Ümitsizliğe düşmedim çünkü gerçekten iyice karardık. İyice umutlarımız kanadı. Normal işimize gücümüze bakamaz olduk. Konsantrasyonumuz iyice düştü. Yatıyoruz kalkıyoruz bu işler. Bir de bizim bu hassasiyetimize inadına sanki sürekli EYT'lerle ilgili kampanyalar falan. Sanki EYT'li arkadaşlarımız hani üzerlerine hani şey yapmasın, ondan hakkıdır falan ayrı konuda. Hani bunlar iyice mağdur oldu, ezildi, perişan oldu. Bunlar çıkartıldı şimdi böyle el bebe gül bebe işte hani ödül üzerine ödül falan böyle değişik bir duruma geldi iş. Halbuki biz EYT'lilerden şu anda çok daha fazla edilmiş durumdayız. EYT'lilerin gerçekten son haddeye gelmiş yaşları ileri, primleri ileri insanlar, onları kastetmiyorum. Ama işte 5.900, 5.000, 6.000 işte o günlerde bizlerden daha az ödeyip daha genç yaşlarda olanlar falan işte bu tarz insanlar. Bankalar oradan, hükümet buradan, ondan sonra sanki onlar şey yaptı gitti, her şey ülke süt liman oldu, toz pembe oldu. Ya arkada bir yığıntı var. Yığınlar var, ezilmiş yığınlar var. Hatta daha da ezilecek, EYT'lerden kat kat ezilecek. Hakları perişan olmuş yığınlar var. Bunlar kimsenin aklına gelmez mi? Ama gelecek inşallah. Değerli arkadaşlarım, ümitlerimizi kaybetmeyelim. Taleplerimizi, bu mağduriyetlerimizi dile getirelim, uğradığımız haksızlığı. Kimse bunun arkasında duramaz, böyle bir şey mutlaka düzeltilecek. Değerli dostlarım, bu videolarımızın linklerini paylaşınız. WhatsApp gruplarınızda işte veya bu işte mağdur olmuş arkadaşlarınıza gönderiniz, yayılsın. Sesimiz gitgide yaygınlaşsın. İnşallah bizleri bu bayramın yaklaştığı, baharın geldiği bu güzel aylarda bir müjde de bize gelir inşallah. Yaza mutluluklarla gireriz. Bir dahaki videoya görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.